İkinci tura kalan bir seçim. Hırs gözleri o kadar bürümüştü ki banka verileriyle Anadolu Ajansı verilerini karıştırıp bana Anadolu Ajansı verilerini göstermeyin, güvenmiyorum, banka verilerini gösterin diyenler olmuştu. Halbuki ekranlarda Anadolu Ajansı verileri değil, banka verileri vardı. Arkadaşlar, dur. Bakın ama bak arkadaşlar güven. Yan tarafta Anadolu Ajansı duruyor. Anadolu Ajansı değil. O değil mi? Geriden yandaki. Geliyor. Anka mı? Anka geriden tamam, geliyor. Tamam. Anka yavaş gidiyor sisteme. Son verileri verin. Arkadaşlar son durum diye verin. Konu demokrasi değildi. Azim de değildi. Konu hırstı. Demokrasiye zerre güvenmeyenler nasıl olurdu deprem bölgelerinde Erdoğan'a bu kadar fazla oy çıkar diye sorguluyorlardı. Bu sorgulama sosyolojik bir merak değildi. Aksine arkasında küfür ve hakaretleri barındırıyordu. Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin. Hepinizin bir zahmet bir gelin bakayım buraya gelin. Hatay senin, Urfa senin, Acıyaman, Adıyaman değil Acıyaman. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Hırs gözleri öyle bir bürümüştü ki biz size ne zaman yalan söyledik diyenler geçmişlerini unutmuşlardı. Sayın seyirciler, bugüne kadar Halk TV sizi herhangi bir konuda yanılttı mı? Bugüne kadar Halk TV size herhangi bir konuda yalan söyledi mi? Bugüne kadar Halk TV size bir konuda yanılttı mı? Bugüne kadar Halk TV bir yalan söyledi mi? Bugüne kadar söyledi mi? 23 Haziran seçimlerinde seçmen kaydımız silindi deyip ardından seçmen kaydı ortaya çıkan Emin Çapa. Bugüne kadar söyledi mi? Diyanet İşleri Başkanı'nın söylemediği bir söz üstünden eleştiren Emin Çapa. 2008 yılında İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini Kavakçı'ya dolar akmış başlığıyla köşesinde yayınlayan, sonra da yazdığı yalan haber yüzünden gazetesine cevap ve düzeltme başlığı attırmak zorunda kalan Barış Pehlivan. Yayınladıkları kitapta yargı kararı ile yalan olduğu ortaya çıkan ve ilk kez kendilerinin yayınladıklarını söyledikleri haberleri yeniden haber ve köşe yazılarına taşıyan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Halbuki o yalan haberleri ilk kez kendilerinin dillendirdikleri bile yanlıştı. Çünkü o yalan haberleri ilk kez Sedat Peker söylemişti. Demokrasi. Öyle bir şey ki yalnızca demokrasiyi kendi düşüncesinin gerçekleşmesi zannedenlerin içinden çıkamadıkları yanılsamayla beddua ettikleri bir kavram. Beter olsunlar, müstahaklar, Allah'ın bir bildiği varmış denildi. Sonra bu söylemler bir işe yaramadı ama daha da bitmedi. İkinci turda hiç değilse, en azından hiçbir şeyin anlamı yoksa Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş için sandığa gidin ve ona göre oyunuzu kullanın çağrısı yapıldı. Çağrıyı yapan da 1994'te gazetecilik nutukları atan, habercilikte kişisel tercihler kişiye dayatılamaz deyip tüm topluma bugün fikirlerini dayatmaya çalışan Ayşenur Arslan. Reisçilere baksanıza, ölümüne diye demiyorum elbette ama bu kadar çabuk da moral bozulmasın. Neden? Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerdem, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı, daha sayalım mı? Onlar için sandığa gitmek gerekiyor. Ne ilginç değil mi? Hür ekonomi, hür üretim, bağımsız bir millet, teröre geçit vermeyen bir devlet için değil de Selahattin Demirtaş için, Osman Kavala için en azından sandığa gidin. İşte ilk tur seçimi ve basit bir anatomisi.